üzüm pekmezine gel. Biz yine Elmalı'dayız. Halil Öztürk başkanımız burada. Süleyman Ertuğrul Bey ustamız burada. Şimdi sizlere üzümden neler oluyor onu kısaca anlatacağım. Şimdi tabii üzümü bu şekilde yemek de çok güzel. Bakın üzümün şırası da bambaşka oluyor. Bu bana kısmet oldu. Bir içeyim ilk önce. Mükemmel. Bunu nasıl yapıyorsun? Şimdi efendim üzümü biz şurada şerefene dediğimiz teknemiz var. Teknemizin içerisinde üzümü çuvala koymak suretiyle duru suyunu kazanlara alıyoruz. Kestirme kazanı deriz biz bu kazanlara. Orada onu toprakla mayalayaraktan kestiriyoruz ve soğutmasını katıp dinlendirip ondan sonra baş kazana katmak suretiyle onu pekmez yapıyoruz. Bu saf ama, üzümden oluyor değil mi? Bir katkı abi, var mı? Katkı yok, var yok, mı? Hiçbir katkı yok. Hepsi doğaldır. Ondan sonra bu üzümün duru suyunu aldıktan sonra posa kısmında kalan sudan da onu kıskı dediğimiz bir aletimiz var. Sıkıştırmak suretiyle bunu damla damla alıyoruz bu suyu da. Buna da şıra diyoruz. Kıyafet yakışmış mı? Gayet güzel. Gayet güzel. Senden biraz rol çaldım ama olsun. Halil Başkanım nasıl? Harika. Etkinliklerimiz başladı. Festival çarşımız açıldı. Şimdi de köpük kazanının başındayız. Herkesin bunu tatmasını tavsiye ediyoruz. Harika bir tat. Savurma yaptınız mı hiç? Savurma yaptık. Bir yapar mısınız bizim için? Bu köpük olmadığı sürece olmaz. Bunu nasıl servis edeceğiz? Bu köpüğünden böyle direkt alacağız değil mi? Evet. Katıyoruz ve afiyet olsun. Buna bakayım. Abi sen ne yaptın ya? Bu şifadır bu. Bakın bu el yalnız tek Allah. Çok merak. Mahsus söylemedik bunu. Bunu hızlı yerseniz boğazınız kapar, evet. Konuşamazsınız. Böyle olursunuz. Maçı anlatamayacağım galiba. Yeme şekli var. Evet. Evet. Evet, köpüğün güzelliğine bak. Sen de al kardeşim. Sen gerçi fazla yersin ama biraz. Bu işin özünü anlatıyoruz ya size, tam anlamıyla anlatalım istedik. Şimdi az önce kaşıkla da yenebiliyor ama diyelim kaşık yok ve sen bu işin yapıldığı merkezindesin, yani üzüm evet, bağındasın. Evet. Nasıl oluyor? Efendim şimdi önce Elmalı merkezde 33 tane adalığımız vardı bizim bu pekmez yapılan yerlerde. Bunun orijinali bu yaprak dediğimiz asma yaprağın da bu şekilde yapılır. Bu böyle alınmak suretiyle yenir bu. Üzüm pekmezine gel. Şu an pazartesideyiz. Bakın salı başka şey, çarşamba başka bir şey. Çarşamba yörük göçü oluyor. Acayip güzel işler var. Elmalı Yağlı Pehlivan güreşlerinde bugün sizlere arkadaşlar üzümün hünerlerini anlattık. Başkanım dilerseniz şimdi tekrar Er Meydanı'ndaki heyecana geri dönelim. Üzüm pekmesine gel.